Evet, finansal piyasalarda haftanın birinci işlem günündeyiz. Kısa bir hafta olacak. Cuma günü Arefe nedeniyle yarım gün sadece işlemler var. Öncesinde finansal piyasaları hareketlendirebilecek, dalgalanma yaratabilecek çok sayıda gelişme var. Hem içeride hem dışarıda biz beklentileri almaya devam edeceğiz. ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut konuğumuz. Yeliz, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Hareketli bir hafta öncesinde dolar TL primli ama gelişen ülke para birimlerine görece dolar TL'deki artış hızının biraz daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Acaba jeopolitik gelişmelerden mi, küresel hareketten mi kaynaklı? Buna bakarken 2.27.30 seviyesinde yeniden 4 Şubat zirvelerini şu sıralarda dolar TL'nin zorlamaya devam ettiğini görüyoruz. Nasıl yorumluyorsun oradaki hareketi? Aslında beklediğimiz gibi bir hareketin olduğunu görüyoruz. Özellikle Mayıs ayından beri buna dikkat çekmiştik. Olabileceklere dikkat çekmiştik. Şu an bundan sonra ne olabilir, buna bakmak gerekiyor. En başta jeopolitik riskler tekrardan ön planda olacak. Biraz önce sizin de sunduğunuz gibi tezkere açıklaması var ki bunun iki tane hem olumlu da yani hem geçse de geçmese de Türkiye'ye reaksiyonun bence özellikle finansal piyasalara olumsuz olabileceğini düşünüyorum. Çünkü her iki tarafta da reaksiyonları negatif olacaktır diye düşünmekteyim. Diğer taraftan baktığımız zaman ise global bir hareketin olduğunu görüyoruz. Gelişmekte olan para birimlerinde ayrışsak da zaman zaman paralel hareketlerin olduğu görülmekte. Özellikle Güney Afrika para birimiyle zaman zaman paralel hareketler var. Tabii ki bu FED'den gelen açıklamalar önemli. Sürekli faiz ve atıflarda bulunuyor. Diğer taraftan yine bu hafta Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu önemli. Ve bize tatil olsa da finans piyasaları, özellikle para piyasaları, forex piyasaları çalışıyor olacak. Tabii ki bunun fiyatlamasını göreceğiz. 200 bin üzerinde bir açıklama gelecek mi? Bu önemli. Diğer taraftan tabii ki bir önceki tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 140 bin gibi bir rakam gelmişti. Bunu yukarıya doğru revize edecekler mi? Buna bakacağız. Yine işsizlik oranına bakacağız. İş gücüne katılım oranına bakacağız. ABD'de istihdam piyasasının tabii ki kalitesinin artıp artmayacağına bakacağız ki bunlar tabii ki önemli. Doların seviyesi açısından önemli. Dolar enteresan yerlerde 85,5 üzerinde işlemler gerçekleşiyor ki bu artık 85,5 üzerindeyken 88'e işaret ediyor ki tabii ki dolardaki bu denli bir kuvvetli hareket önümüzdeki günlerde alımların daha da etkili olabilmesine neden olabilir. Tabii ki euro dolar paritesinde ve dolar TL'deki hareketlerin daha sert olmasına neden olabilir. Dolar TL'de ise özellikle bir teknik analiz yaparsak aşağıda 2.26 seviyesi artık önemli. FIBO kanallarına baktığımız zaman ise 2.27 seviyesinin üzerinde 4 saatlikte 2.33 seviyesi şu an itibariyle gözükmekte. Tabii ki 2.26 seviyesi önemli, takip ediyor olacağız. Enflasyon verisi var hafta içerisinde bizden gelecek olan. Burada tabii ki biraz önce yine de sizin söylediğiniz, sunduğunuz üzere acaba bu denli dolar hareketleri enflasyona yansıması nasıl olacak? Bunları takip ediyor olacağız. Bazı sektörler tarafından biliyorsunuz ki dolardaki hareketlenmeler fırsat olarak değerlendiriliyor zam açısından. Bunlar yapıldı mı yapılmadı mı bunları ölçeceğiz. Önemli bir hafta diyebiliriz. Evet, dolar TL tarafında izlenecek önemli gelişmeleri sen de toparlamış oldun. Önemli bir vurgu da var. Şimdi Cuma günü bizde yarım gün sadece işlem görecek finansal piyasalar ama forex piyasaları açık. Yani ABD istihdam rakamının nasıl geldiği orada forex piyasası kanalıyla dalgalanma yaratabilir. Özellikle bayram tatili dönüşü döndüğümüzde piyasada bunun fiyatlanmış olduğunu kur tarafında görebiliriz. Özellikle burada ABD'de istihdamın işte 200 binin üzerinde artması önemli bir gösterge ama buradaki alt kalemlerde son derece kritik. Ne kadar kaliteli olarak, ne kadar sürdürülebilir bir şekilde ABD istihdam piyasası toparlanıyor. Bununla ilgili mesajları da yatırımcılar takip edecek. Avrupa Merkez Bankası kararının önemine de değinelim. Geçtiğimiz hafta Draghi'nin bir dizi açıklaması oldu. İşte orada dedi ki faiz indirimi için çok fazla marj kalmadı ama gerektiği yerde biz devreye girmeye hazırız.
işte her türlü enstrümanı devreye sokmaya hazırız. Aslında piyasaları genişlemenin enflasyon %2 hedefinin altında kaldığı sürece devam edeceğini de tekrarladı. Bu açıklamalar sonrası bu hafta nasıl bir adım beklemek lazım? Avrupa Merkez Bankası'ndan 2 Ekim'de toplantı var. Bu haftaki toplantıda biraz önce sizin söylediğiniz gibi de çok fazla bir aksiyon olacağını zannetmiyorum. Artık bunlar açıklamalar yapıldı. Bekle ve gör politikasını muhtemelen devam edeceklerdir. Şimdi litrolar gündemde. Bunları nasıl etkileyecek piyasayı ona bakacağız. Piyasa derken Euro bölgesine ve daha çok reel sektöre yönelik açıklamalar zaten geliyor. Bu taraftaki yani Euro bölgesindeki taraftaki açıklamaların zaten bizim Türkiye tarafında çok fazla bir etkisinin olmayacağını ben düşünüyorum. Euro bölgesinde de reel sektörü zaten özel sektörün kredi taleplerinin uzun dönemde zaten düşmeye devam ettiğini, yani ne kadar teşvikler olsa da bir talep, yani bir kamçılanmanın olmadığını görüyoruz. Şimdi buradaki adımların tabii ki orta vadede ne kadar etkisinin olacağını göreceğiz. Tabii ki burada hafta içerisinde yine açıklanacak verilerden baktığımız zaman PMI verileri Euro bölgesinin önemli. Önümüzdeki dönemlerde yani şu an Draghi'nin açıklamaları ya da aksiyonları 3 ya da 5 ay sonra tabii ki net bir şekilde ekonomi üzerinde görülebilir. Ama şu an itibariyle Euro bölgesindeki ekonomik dataların zayıf geldiğini ve daha da zayıfladığını görmekteyiz. Geçtiğimiz yani 2014'ün başlarında PMI'lerde yukarı yönlü hareket ki öncü göstergelerdir. Ekonomide 50'nin üzerinde ekonomide genişlemenin işaretini verir ki burada Almanya'nın bile aşağı yönlü hareketinin neredeyse 50 sınırına dayandığını görüyoruz ki bu olumsuz bir görüntü sergiliyor. Bu açıdan Draghi'nin yapması gerekenler çok, özellikle reel sektörü destekleyici adımları daha da bence kontrollü bir şekilde ABD benzeri bir genişlemeden ziyade reel sektörü destekleyici adımların daha da artırılabileceğini düşünüyorum. Burada işte vergi ayağı olur, başka bir ayaklar olur. Belki ilerleyen dönemlerde bunları da devreye sokarlar. Diğer tarafta ise tabii ki Rusya yaptırımları karşılıklı negatif şeyi olacaktır, ayakları olacaktır, etkisi olacaktır. Hem Euro bölgesini hem de Rusya tarafına, biliyorsunuz ticari ambargo konuda hem finans tarafında da. Bu açıdan bence olumsuz bir süreç devam ediyor. Euro bölgesinin toparlanmasını artık bu adımların etkisini gördükten sonra, yani 4-5 ay içerisinde ancak bir yön tayini yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. İçeride Merkez Bankası'nın adımlarını konuşacağız. TL likiditesini kısmak adına bazı adımlar attı. Geçtiğimiz hafta itibariyle enflasyon verisi yüksek gelirse ne olur ona bakacağız. Borsalarla ilgili beklentileri ve hazine ihalelerini ele alacağız. Bankacılık sektörü hisseleriyle beraber kısa bir araya çıkalım. Aradan sonra araya çıkmıyoruz. Şu anda Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde Mehmet Şimşek'in CNBC açıklamaları var. Oraya dönüyoruz. Geopolitical tensions and the sluggish European recovery. Jeopolitik gerginler ve Avrupa'daki toparlanmanın ağırkanlı yaşanmasından dolayı aşağı yönlü bir revizyon gerçekleşti. Ama bu sene %4'lük bir hedefle birlikte %3-%3.5 civarında olacağız diye düşünüyorum. Peki Başkan Erdoğan'ın olumlu düşündüğünü düşünüyor musunuz siz de bu rakamla ilgili? Olabilir, ancak şunu da fark etmemiz lazım. Öngörülemeyen olaylar yaşandı elbette tahminlerimizi oluştururken. Peki bölgesel gelişmelerden bahsedelim. Suriye ve Irak'taki gelişmelerden bahsedelim. Irak ikinci en büyük ihracat pazarıydı, ancak şimdi çok ciddi bir yavaşlama var. Bu yavaşlamanın önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyor musunuz? Jeopolitik gelişmelerin çok ciddi negatif etkisi oldu Türkiye ekonomisi üzerinde ve bugün de bunlar tartışılıyor ve %3'lük bir %30'luk bir düşüş yaşandı ve cari açığı da etkiledi. Çünkü 12 milyar dolarlık bir fazlamız vardı Irak'la ilgili. Ancak önümüzdeki dönemlerde şimdi odağın Suriye ve Irak'a ve müdahalelere dönmesiyle birlikte umuyoruz ki bir normalleşme sürecine geçeceğiz bu bölgede.
Tabii Türkiye daha istikrarlı, daha refah sahibi ve daha barışçıl bir Orta Doğu'dan da fayda sağlayacaktır. Peki parasal genişleme şu an Avrupa Merkez Bankası'nın ciddi bir olasılık haline gelmişken ve Janet Yellen da alımları azaltmayı, yavaşlatmayı sürdürürken biri diğerini nasıl etkiler? Bakın 90'ların tersine senkronize bir sıkılaşma görmeyeceğiz ki bu da güzel haber. Çünkü 90'larda Türkiye gibi gelişen ülkeler bundan etkilenmişti. Önümüzdeki dönemlerde öyle görünüyor ki iki hızda bir para politikası tutumu göreceğiz. Fed sıkılaşmakta ve bunun gelişen ülkelere olan akışlarda kötü etkisi olacak gibi görünse bile Avrupa Merkez Bankası'nın adımları çok daha önemli Türkiye için. Finansman açısından da, ticaret ve turizm açısından da önemli. Yani parasal genişleme olursa iyi haber. Tabii Türk ekonomisi için çok önemlidir Avrupa ve umuyoruz ki olumlu katkılarını biz de hissedeceğiz. Peki Türk Merkez Bankası'nı sormak istiyorum. Hükümetiniz oldukça eleştirel davranmaktaydı Merkez Bankası'na karşı. Ama gerçekten daha fazlasını yapmaları gerekiyor mu ekonomi yavaşladığı için? Merkez Bankası bu ülkede bağımsızdır. Her zaman politika tartışmaları olmuştur Fransa'da da. Ya da diğer ülkelerde de tabii farklı görüşler olabiliyor merkez bankalarının attığı adımlara karşı. Türkiye'de Merkez Bankası bir sıkılaşma kararı almıştı. Çünkü karşılaştığımız zorluklar vardı. Özellikle yılın ilk başında ve Orta Doğu'dan kaynaklanan sorunlar sebebiyle. Bir enflasyon sıkıntımız var. Hala nispeten ciddi miktarda bir cari açık var ki şu anda daralmakta olmasına rağmen bunun hala problem olarak görüldüğünü söyleyelim. Tabii ki problemlerimizi çözmemiz lazım. Enflasyonu kontrol altına alıp da %5'lik seviyeye çekmemiz lazım. Ve para politikası tutumunun güçlü seyretmesi gerekiyor. Çünkü herhangi bir başka ciddi kötüleşmeyi, kredibilitemiz üzerindeki kötüleşmeyi gerçekten kaldıramayız olabiliriz. Peki kredibilite demişken kredi derecelendirme kuruluşları dün akşam kredi derecelendirme kuruluşlarına karşı ciddi yorumlar vardı. Tabii ideolojik bir yorumdu bu aynı zamanda ama sizin görüşünüz nedir? Acaba gerçekten sadece endişeleri mi yansıtıyorlar iyileri bir kenara bırakıp? Şöyle söyleyelim, kredi derecelendirme kuruluşları elbette geçmişte pek çok farklı gelişmede yanıldılar. Türkiye'ye karşı ihtiyatlılar. Ancak bizim yapmamız gereken şey Türkiye'nin temellerini güçlendirmek ve gidişatımızı düzene sokmak. Tabii nihayetinde dışarıdan gözlemlerin yapılması bizim için iyi. Ancak kredi derecelendirme kuruluşlarına karşı yapılan yorumlar, standartlarını geliştirmeleri gerektiğini ve analizlerini değiştirmelerine karşı yapılan yorumlar makul olabilir ama Türkiye tarafında biz küresel finans kriz boyunca kendimizi iyi bir şekilde sürdürebildik. Şu an daha iyi bir durumdayız. Sağlıklı bir bankacılık sistemimiz var. Sürdürülebilir bir yolda devam ediyoruz. Ama söylediğim gibi para politikası gelişmelere karşılık verdi. Dolayısıyla kredi derecelendirme kuruluşlarının not indiriminde bulunması çok ciddi bir durum değil. Çok zorlu bir ortamdayız şu an. Jeopolitik gerginlikler de birlikte ama Türkiye politik anlamda istikrarlıdır ve önümüzdeki dönemde eksilerden çok artıları görmeye başlayacaklardır diye düşünüyorum. Şu anda da mevcut durumda beklemedeyiz ve tabii bu esnada da daha fazla reformları hayata geçireceğiz. Peki son bir soru daha sormak istiyorum. Türkiye'nin yüzünü doğuya dönmesiyle ilgili piyasalarda bu tartışılırken Afrika'yı, Asya'yı tartışırken siz hangisini acaba daha parlak görüyorsunuz? Tabii Afrika'yı burada çok parlak olarak görüyoruz. Çünkü demografik özellikler iyi, yönetim gelişmekte ve çok büyük bir potansiyel var. Sadece doğal kaynaklar açısından değil ancak üretkenlik tarafında da tabii çok daha iyi bir potansiyel var. Hükümet gelişiyor, eğitim gelişiyor. Tabii bu bölge çok büyük ve Türkiye'de iş toplumu yeteri miktarda Asya'ya da odaklanmış durumda değil. Afrika trenini kaçırmak istemeyiz elbette. Çok güçlü bir varlığımız var Afrika'da. Son birkaç senede 26 konsolosluk açtık. Bunu da
not olarak belirteyim. Türk Hava Yolları'nın da uçuşları sıklaştı Afrika, öyle değil mi? Kesinlikle en büyük taşımacılardan bir tanesi dünya çapında da. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için. Evet, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ekranlara geldi. CNBC Europe'a yaptı bu açıklamaları. Jeopolitik risklerin etkisinin büyük olduğunu, normalleşmenin beklendiğini ifade etti. Orta Doğu'nun daha istikrarlı hale gelmesinden en olumlu etkilenecek ülkenin de Türkiye olduğunu işaret etti. Avrupa Merkez Bankası politikaları soruldu. Şimşek dedi ki Avrupa Merkez Bankası'nın genişlemesi Türkiye için oldukça önemli ticari ilişkilerden dolayı. Ve içeride Merkez Bankası adımları soruldu. Ekonomi yavaşladığı için herhangi bir adım bekleniyor mu sorusu yöneltildi Maliye Bakanı'na. O da enflasyon problemimiz var. Cari açık daralsa da hala bir problem. Enflasyonu %5'e çekmek durumundayız dedi. Bununla beraber derecelendirme kuruluşlarına yönelik eleştiriler de soruldu. Bu eleştirilerin ilişkinde biz reform yapmalıyız. Daha önce hatalar yaptı rating kuruluşları, onların da standartların iyileştirilmesi gerektiği şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Biz de ekranlarınıza taşıdık. Kısa bir araya çıkalım. Aradan sonra yine burada olacağız. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek. Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar. Piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sundu. İntegral Menkul Değerler sunar. İşsiz kalanlar devletin sağlık hizmetlerinden belli bir süre prim ödemeden yararlanabiliyor. SGK'ya göre iş sözleşmesi feshedildikten 10 gün sonra sigortalılık niteliği sona eriyor. Yani işsizlikte ilk 10 gün SGK'ya göre sigortalı sayılıyor. Sigortalı adına işten ayrıldığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde 90 gün sigorta primi yatırılmış ise bu kişiler 90 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Böylece toplamda işsiz kalan bir kişi için 100 gün süreyle sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanabilmek mümkün. Ancak sürecin sonunda gelir testini yaptırmak çok önemli. İşsiz kalınan süreler içerisinde test yaptırmayanlar 245 lira para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. 1 Ocak 2012 tarihi sonrasında gelir testi yaptırması gerekirken yaptırmayan kişi sayısının 1,5 milyon, bu kişilerin prim borçlarının ise yaklaşık 4 milyar TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor. İntegral Menkul Değerler sundu. Keyifle yediğimiz kızartmaların atık yağlarını lavaboya veya çöpe döktüğümüzde nehirlere, göllere ve denizlere ulaşarak binlerce litre temiz su kaynağını kirlettiğini biliyor musunuz? Lavaboya dökülen atık yağlar kanalizasyon sistemlerini tıkayarak yoğun yağışlarda sel baskınlarına, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.
atık yağlarınızı biriktirerek okul, cami, belediye, market, muhtarlık ve sitelerde bulunan atık yağ toplama bidonlarına bırakın. Engelli vatandaşlarımıza elektrikli araç verme kampanyasına da destek verin. Veya belediyelerin toplama merkezlerindeki atık yağ toplama makinesine dökerek hediyenizi alabilirsiniz. Kendi sağlığımız ve çocuklarımızın sağlığı için lütfen kızartma yağlarını defalarca kullanmayalım. Temiz çevre, sağlıklı hayat. 444-9-924. Hisse senedi ve vadeli işlemlere yatırım yaparken bilgisayarların aklından ve hızından yararlanın. Siz bireysel yatırım stratejinizi belirleyin, eczacıbaşı algoritmik emirler piyasayı sizin yerinize takip etsin. Fırsatlar kaçmadan işlemlerinizi anında hayata geçirsin. Eczacıbaşı menkul değerler. Okullar açıldı, bayrama az kaldı, ihtiyaçlarınız arttı. Tüm ihtiyaçlarınız için 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla halinizden anlayan ihtiyaç kredileri Vakıfbank'ta. Biri var halimden anlayan. And now for today's financial news. 中国制造业预测. The gold dollar will be $1,300. Commodity net long positions continue their downward spiral. It's more. Piyasalardaki anlık gelişmeler yeni fırsatlar yaratır. Uluslararası piyasalarda her an işlem yapabilmenizi sağlayan bir platforma ihtiyaç duyarsınız. Saxo Capital Markets, dünyanın fırsatlarını yakalamanız için size güç katıyor. Her zaman, her yerde. Hadi bir tuğları sen koyar mısın? LÖSEV hayat verir. XTB ile muhteşem bir Porsche deneyimi kazanmaya hazır mısınız? XTB sanal borsa yarışmasına ücretsiz katılın, unutulmaz bir Porsche deneyimi ve her gün Samsung Galaxy ürünler kazanın. XTB.com.tr. İşte evdekifırsat.com'dan müthiş bir fırsat. Bahçeşehir'in merkezinde Spradon projelerine şimdi %20'ye varan fiyat avantajı, 10 bin lira özel indirim ve 5 yıl kira garantisiyle sahip olun. Evdekifırsat.com, haydi gel fırsatlara kon. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam ediyor. Finansal piyasalarda bugün nasıl bir tablo var aktaralım. Yeniden Borsa İstanbul Yüz Endeksi sabah saatlerinden bu yana dar bir bantta dalgalanıyor. Bir artı bir eksi bölgeye geçiyor. Biraz da kura bağlı hareketin sürdüğünü görüyoruz. Şu sıralarda 74.500 direncinin hemen üzerinde işlem görmekte. Kayıplar 114 puan seviyesine işaret etmekte. Dolar TL'nin 2.27 üzerine yerleşme çabaları var, onu söyleyelim. 2.27.40 seviyesi test edildi. Şu sıralarda 2.27'ye doğru bu sınırda işlemler söz konusu. Euro TL tarafında 2.88 sınırında bir hareket takip etmek mümkün. Biz ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut'la piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi kurdaki bu yukarı yönlü harekete karşılık Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta bazı adımlar geldi. Aslında PPK toplantısı vardı, orada bir adım yoktu. Sonrasında olan oldu. Merkez Bankası hem TL likiditesini piyasada sıkmaya başladı, TL'ye destek olmak adına arzını azaltmak yönünde adımlar attı. Hem de günlük döviz satım tutarını bugünden itibaren 40 milyon dolara çıkardığını açıkladı. Ama cuma günü de minimum 10 milyondu. Cuma günü de 40 milyon sattı, 10 milyonluk ihaleye karşılık. Yani orada bir TL'yi destekleme çabası var. Bir izleyicimiz soru göndermiş. İlyas Bey'in sorusu. Merkez Bankası'nın döviz satım ihale miktarını artırmasına rağmen dolar yükseliyor. İnsanlar Merkez Bankası'nın satım ihalesiyle daha çok panik olup alım mı yapıyor demiş.
Merkez Bankası müdahale etmesine rağmen dolar neden düşmüyor diye sormuş. Aslında çok bir müdahale olduğunu söyleyemeyiz. Yani 10 milyondan 40 milyona ki bu piyasa içinde çok yetersiz bir meblağ. O sadece bir niyeti bence gösteriyor. Yani ben buradayımın, Merkez Bankası'nın ben buradayım demesinin bir şeyi. Bu açıdan aslında daha kuvvetli önümüzdeki dönemlerde işaretler gelecektir. Daha piyasayı sıkılaştıracaktır. Ama şu aşamada sadece Merkez Bankası'nın zaten yapacakları da sınırlı. Asıl yapmaması gerekenler de zaten geçtiğimiz dönemlerde yapıldı biliyorsunuz faiz tarafında. Biz bunları sürekli işaret ettik. Kuvvetli sert hareketler yapabiliriz. Onun haricinde TL diğer para birimlerinden daha sert ayrılabilir, zor bir konjonktür bizi bekliyor diye Mayıs ayından beri biz söylüyoruz bunu. Bundan sonraki yapılacaklar ise gideceği noktaya kadar bekleyip gideceği noktada yani durulmaların tepe noktalarda ise müdahale yapılması gerekiyor. Şu aşamada zaten global bir hareketin olduğunu görüyoruz. Global harekette piyasalarda aynı şekilde hareket ediyor. Önümüzdeki dönemlerde tabii ki daha sert hareketler olursa tekrardan biliyorsunuz 2.39 civarında bir faiz adımı olmuştu. Kuvvetli bir adım olmuştu. Şimdi hem bizim jeopolitik olarak da baktığımız zaman ise sıcak bir dönemi geçtiğimiz gözüküyor. Diğer taraftan ise FED'deki beklentiler de artmış durumda. Özellikle faiz beklentilerdeki artış ise riskin daha da arttığını göstermekte. Şimdi önümüzdeki dönemde tutanaklar gelecek biliyorsunuz. Yarın konuşmaları birazcık daha yumuşak geçerken tutanaklarda birazcık daha sert söylemler görüyoruz. Daha şahinleşmiş bir söylem görüyoruz. Tabii ki oradaki söylemler daha da artarsa dolar TL'deki hareketlenmeler artabilir. Enflasyon önemli. Biliyorsunuz ki Eylül-Ekim aylarında genelde bu işte okul alışverişi gibi şeyler nedeniyle enflasyon genelde yüksek çıkıyor. Bir de kur artışlarını biraz önce de söylediğim gibi bazı sektörler tarafından avantaj gibi değerlendiriliyor. Sanki zam yapılması için fırsatmış gibi değerlendiriliyor. Bunların tabii iyi ölçülmesi gerekiyor. Gıda fiyatlarına baktığınız zaman gıda fiyatlarında Merkez Bankası'nın biliyorsunuz sunumunda daha bir yumuşama bekleniyormuş gibi bir şey izlenim vardı ama benim beklentim tabii ki daha da sert bir hareketin olabileceği hatta önümüzdeki dönemlerde ona doğru bir enflasyon tekrardan yukarıya doğru hareketini yapabileceği. Bunda olmasa bile bir sonrakinde iki hareketin böyle olabileceği. Diğer taraftan ise ekonomiyolar değerlendirirsek birinci çeyrekteki konjonktürle şu anki konjonktür arasında büyük bir farklılık var. Daha önceki programda da size söylemiştim. Sanki ben bir rehavet hissediyorum ekonomi tarafında. Şöyle ki birinci çeyrekte düzelen bir ekonomi vardı. Rusya gelişmeleri yoktu. Irak gelişmeleri yoktu. Daha kolay atlatabileceğimiz bir dönem var. Tamam bir yangın yanına dönmüş bir şey vardı. Kur durumu vardı. Fakat özellikle Euro'nun da yukarıya gitmesi bize birazcık daha avantaj sağlamıştı ticari anlamda. Ama şimdi şu an baktığımız zaman ise Rusya tarafına yaptırımlar var. Euro bölgesinde bir daralma var. Daralmaya işaret eden gelişmeler var. Irak'ta %50 bizim ticaret hacmimizin daraldığını görüyoruz. Yani bunun bizim ihracatımıza faydasını ben çok fazla görmüyorum. Büyümedeki hareketler birazcık daha sınırlandı diye düşünmekteyim. Bu açıdan da dolardaki hareketin özellikle TL'nin önümüzdeki dönemlerde birazcık daha ayrışabileceğini düşünüyorum. Gideceğimiz noktalar neresidir diye eğer şey yaparsak ise öncekinden daha sert hareketler görebiliriz. Yani şimdi 2.27'de mesela çok bir panik havası yok. Bir öncekini hatırlarsınız daha bir panik havası vardı. Merkez Bankası satış yapıyordu. Akabinde hemen kurlarda 50-60 pips aşağı doğru eğer bir geçmişteki şeye bir ışık tutarsak işte 30 pips 50 pips aşağı doğru geriliyordu. Panik hareketiyle tekrardan bir yukarıya doğru bir hareket vardı. Şu an bir panik yok en azından. Bu güzel. Bunun korunması gerekiyor. Merkez Bankası'nda ve ekonomi yönetiminde de böyle bir panik yok. Ama öyle ilerleyen dönemlerde 2.30'un üzerine çıktığı zaman ise hareketler daha da sertleşebilir. Özellikle 2.33'ün üzerini ben riskli olarak görüyorum. Bu sefer ise Merkez Bankası'nın adımları daha sert olabilir. Panik havasını bence orada görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, kur yükseliyor mu? Bir panik hareketi yok şu anda. Evet, kademeli yok. Bir hareket var. Bir de belki en önemlisi küresel piyasalarda olan bir şey. Merkez Bankası'nın
müdahale gücü sınırlı. Evet. Yani atabileceği adım da sınırlı ki son atmış olduğu adımlar aslında biraz nefes aldırmak adına, tamamen bu hareketi kesmek adına değil, belki bunu vurgulamakta fayda var. Enflasyonla ilgili değerlendirmelerini aldık. Fitch'e bakalım. Fitch'ten nasıl bir karar gelebilir? Cuma günü oldukça önemli. Tabii kararın ne zaman geleceği kritik. Geçtiğimiz Moody's açıklaması gibi olur mu? Çok gerçekten piyasaların kafasını karıştıran zorlu bir gün oldu Moody's'in Türkiye not değerlendirmesi. Şimdi Fitch Türkiye yatırım yapılabilir seviyede değerlendiriyor. Merak edilen, aslında en çok merak edilen not görünümü aşağı çekilir mi? Not indirimi beklentisi son derece sınırlı. Az önce Maliye Bakanı Şimşek'in de CNBC Europe açıklamalarını ekranlara taşıdık. Biz reform yapmalıyız. Hani eleştirileri takip ediyoruz ama rating kuruluşlarına karşı da eleştiriler var. Bunlar haklı eleştiriler. Daha önce çok hatalar yaptılar. Onların da standardının yükseltilmesi gerekiyor şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir karar gelir? Piyasalar neye hazır şu anda Fitch tarafında? Fitch tarafında aslında olumsuz bir görüntüye hazır olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle borsadaki fiyatlanmanın bir kısmında buna dair olduğunu düşünüyorum. Özellikle derecelendirme kuruluşlarının geçtiğimiz ay içerisinde negatif söylemleri vardı. Haklı gerekçeleri de vardı. Yani şimdi geçtiğimiz dönemlerde özellikle 2008 yılındaki biliyorsunuz ciddi hatalar yapıldı. Bunu herkes kabul ediyor. Fakat yine de bunların not görünümlerini ya da not açıklamaları piyasalar tarafından tam anlamıyla fiyatlanıyor. Yani ben işte hataları var, düzeltmeleri gerekiyor filan vesaire desek de sonuçta bu kurumların açıklamaları piyasalara yön veriyor. Yani sonucu çok fazla değiştirmiyor derecelendirme kuruluşlarını eleştirmek bence. Bu açıdan bence Fitch'in açıklamaları geçtiğimiz ay önemliydi. Bunu iyi takip etmek gerekiyor ki bence olumsuz bir görüş içerisinde olduklarını ben görüyorum. Hem Moody's'in hem Fitch'in. Görünüm olur, not olur ama ben negatif bir, kuvvetli bir söylemi bekliyorum. Bunun da tabii ki piyasalar tarafından kısmi olarak fiyatlandığını ama olumsuz bir tablo karşısında ise özellikle borsada sert hareketler olabilir. Özellikle %60'ın üzerinde bir yabancı payının olduğunu da düşünürsek ki zaten yabancılara yönelik bir açıklama zaten bunları yaptıkları. Olumsuz göründe 72.000'ine doğru bir hareketlenme olabilir. Tabii ki bunun da derecesine bakmak lazım. Eğer tabii ki geçiştirme şeklinde olursa tabii ki Moody's gibi. Moody's'in ki tam bir geçiştirmeydi aslında. Sonraki açıklamalı olumsuzdu ve olumsuz bir görüşe sahip oldukları da alelen belli. Fitch de o şekilde hani geçiştirme anlamında bir açıklama yapmazsa görüntü olumsuz gibi gözüküyor Türkiye ayağında. Eğer tabii ki kendi tarafımıza da bakarsak, değerlendirirsek ise bir buçuk sene içerisinde olumsuz bir seyir söz konusu. Yani 1,5 sene içerisinde ciddi kazanımlarımızı biz aslında kaybettik. Çok güzel bir şeydeydik, bir görüntümüz vardı. Şu an bizim özellikle takdir etmemiz gereken bir nokta varsa bu da bütçe ayağı. Bütçeye bütün hani zor şartlara rağmen yine de olumlu bir şekilde devam ediyor. Hafif bozulmalar olsa da buna da dikkat ettiklerini ben düşünüyorum. Yani bu ayak bozulursa tabii ki olumsuz seyrin daha sert olabileceği önümüzdeki dönemlerde görülebilir. Ekonomide ısınma hala devam ediyor bu faiz indirimleriyle birlikte. Özellikle bankalardan borçlanmaları sektörlerine baktığımız zaman tekrar bir ısınmaya geçtiklerini görüyoruz. Bu tabii ki önümüzdeki dönemlerde negatif olarak dönüşü olacaktır. Yapılması gereken ne var? Bizim Türkiye'nin derecelendirme kuruluşlarını göstermemiz gereken, bizim ithalattan ziyade ihracatla büyümemiz gerektiğini, yeni bir reform aslında yapılması. Biliyorsunuz 2001 yılındaki krizle birlikte bir reform gerçekleştirildi. Bence ikinci bir reform hareketinin başlatılması ve bunun yurt dışında hani kabul görmesi ve ikna edilmesi gerekiyor ki biz birazcık daha süre alalım. Bakalım bu süreyi bize verecekler mi? Bunu görmek gerekiyor. Evet, şu anda ekranlara Fitch'in Türkiye'nin notunu olumlu ve olumsuz etkileyen faktörlerini getiriyoruz. Şimdi cari açık hep söylemlerde ön plandadır. Türkiye'nin yumuşak karnıdır hep böyle diyoruz. Hem olumlu taraflarda hem olumsuz taraflarda bir madde işgal ediyor cari açık. Hala yüksek ama daralıyor. Yani bu önemli bir faktör. Cari açığın daraldığı bir ortamda not indirimi olmaması gerekir şeklinde değerlendirmelerde alıyoruz. Büyümeden bahsettin.
Az önce Maliye Bakanı Şimşek bu sene için %3-%4 civarı bir büyüme beklendiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan %2'lik ikinci çeyrek büyümesinin dünyaya göre özellikle olumlu bir tablo ortaya koyduğuna değindi. Şimdi izleyicimiz de 2015 için sormuş senin beklentini. 2015 büyüme tahmini var mıdır Yeliz Hanım'ın diyor Şenol Teker'i Twitter üzerinden gönderdiği soruda. %3 gibi bir büyüme bekliyorum ben 2015'te ama 2014 büyümesi ise baktığınız zaman benim 2,5 tahminim. Zaten ikinci çeyrek tahminim neredeyse paralel geldi diyebiliriz. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte hem baz etkisinin olabileceği, diğer taraftan ise biliyorsunuz geçtiğimiz sene üçüncü ve dördüncü çeyrek büyüme rakamları yüksek gelmişti. Diğer taraftan baktığımız zaman ise olumlu görüntü, birinci çeyrekte bulduğumuz biraz önce de söylediğim gibi olumlu görüntü şu an yok ihracat anlamında. Şimdi tabii ki kamu tarafında, kamu harcamaları tarafıyla eğer büyüme gerçekleştirilirse büyümede bir ivme sağlanabilir. Ama şu aşamada ihracatın katkısının da ben zayıf olabileceğini düşünüyorum. Hane halkı tüketimlerinin de zayıf olabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan %2,5 bu sene, %3 de önümüzdeki sene olabilir diye düşünmekteyim. Tabii ki hükümetin de atacağı adımlar da 2015'te etkili olacaktır ki biliyorsunuz önümüzdeki sene bir seçim var. Seçim dönemlerinde genelde kamu harcamalarında yüksek olduğunu biliyoruz. Yeliz Karabulut, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. İyi haftalar diliyoruz sana da. Evet, piyasaları konuşacağız. Değerlendirmeleri almaya devam edeceğiz. Kısa bir aramız var öncesinde.